Amin, ünlem, din bilgisi, Arapça'da amin, öyle olsun, Allah kabul etsin anlamlarında, duaların arasında ve sonunda kullanılan bir söz, öyle olsun, peki, pekala, aslında anlamlar itibariyle karşılıklar belki de gözünüze çarpmayacak kadar birbirine yakın gibi görünebilir. Ama işin içine ve inceliklerine daldığımızda amin kelimesinin son yıllarda etimoloji mafyası tarafından farklı bir biçimde anlatılmaya çalışıldığını görünce Türk Dil Kurumu'nun bu peki ve pekala kelimelerinin yanına mutlak bir tamamlayıcı beyan sunması gerektiğini anlıyoruz. Bakalım birbirlerini tamamlayan bu iki kelimenin anlamları zihnimizde tam da olması gerektiği şekliyle mi oluşuyor yoksa yarım ve eksik bir şeyler kalıyor mu? Hadi birlikte bakalım. Türkçe'ye birincil köken olarak Arapçadan geçtiği söylenen amin kelimesinin Arabi lügatlardaki karşılığı birine güvenmek, güven beslemek, hatta inanılır ve güvenilir olmak, emune şeklinde kullanılıyor. Şayet elif harfini uzatırsanız, amene dediğinizde inanmak, güvenmek, tasdik etmek ve nihayetinde iman etmek anlamlarına geldiğini görüyoruz. Ötüken sözlüğünde de amin kelimesi, İçinde hiçbir korku olmayan, kendini güvenlik içinde hisseden, emin olan, korkusuz anlamında kullanılıyor. Yine Osmanlıca sözlüklerimizde amin kelimesi, gönlü emin, kalbinde korku olmayan olarak ifade ediliyor. Hakikat, Arapçadan bir önceki etimolojik kökene gittiğimizde, Aramice'de kullanılan amen, öyledir, emin ve sadık olma, emanetin kök ifadesi olarak karşımıza çıkıyor. Anlıyoruz ki kolaylıkla ve basit yoldan bir peki, hadi bakalım, öyle olsun, senin de gönlün olsun anlamında kullanılmıyor bu kelime. Tarih boyunca gerçekten güvendiği, asla yalan söyleyemeyeceği mantığa ve anlayışa karşılık insanların gözü kapalı bir şekilde kabul etmesi anlamında kullanılıyor. Ve hakikat, elif harfinin mim ile olan etimolojik bağı, bu bağın en tepesinde yaratıcıya olan güveni ifade etmekteki iman, bu duygunun gönülden gelen bir kabul aşaması olduğuna açık bir şekilde kendini gösteriyor. Türk Dil Kurumu, amin kelimesinin karşısında tarihin uzun bir döneminde hiç duymadığımız bir deyimi yazmaktan da çekinmiyor ne yazık ki. Olmayacak duaya amin demek diyerek Rabbimizin bizim dualarımıza kesin ve kati olarak karşılık vereceğine inanmamak gerektiğini bilinçaltımızda genç kardeşlerimize ne yazık ki öğretiyor. Hakikat, amin kelimesiyle pek çok Avrupalı da çalışıyor. Bakalım onlar ne diyor? İnterneti açınca hemen pek çok genç kardeşimin ulaşabileceği Wikipedia'da amin kelimesinin tarihçe bölümündeki şu ifadeler garip bir şekilde akıl karıştırmaya destek veriyor. Amin, karısı Mut ve oğulları Kenso Teban kabilesinin kutsal insanlarıydı. İsa'dan önce 1550-1070 yılları arasında Tebas'ın Mısır başkenti olduğu dönemde Amon ya da Amin önemli Mısır'da gittikçe arttı ve sonunda Amin adı dini törenlerde yüksek sesle söylenen Mısır'ın baş tanrısı veya tanrıların kralı oldu. İsmi de Amin Ra ya da Amon Ra
olarak değişti. Yahudilerin o bölgede köle olarak yaşadığı ve 400 yıl sürdüğü tahmin edilen dönemde amin kelimesinin önce İbrani diline, oradan da Hristiyanların ve Müslümanların diline girmiş olduğu düşünülmektedir diyorlar. Ve en acılı, bu ana kadar yapılan tarihsel büyük hatalara en büyük hataya ekleyerek şöyle demiş Wikipedia'da bu bölümü yazanlar. Kelime Kur'an'da yer almaz ve İslam'a girişinin Muhammed'in aleyhisselamı ben söyleyeyim ölümünden 2-3 asır sonra yazılmış olan hadis kitaplarıyla gerçekleştiği ifade edilmektedir. Yazanlar ne yazık ki Arami dilin Mısır dilinden daha köklü ve kadim olduğunu belki bilerek, belki de bilmeden gözden kaçırmışlar. Ancak bilerek yaptıkları kesin bir hata var ki Resul-i Kibriya aleyhissalatu vesselam Efendimiz şöyle buyuruyor bir hadis-i şerifinde. İmam amin dedikten sonra siz de amin deyin. Çünkü bir kimse meleklerle aynı anda amin derse tüm geçmiş günahları affedilir. Geçmiş günahlarımızın affından şüphemiz yok ki Rabbimize iman ederek amin diyoruz. Ancak gelecek kuşaklara her bir 10 yılla beraber bu kelimelerin içerikleri değiştirildikçe nasıl bir yaşam süreceğimize dair endişe duyuyor, bir yandan Rabbimizin merhamet ve yardımına sığınıyor, bir yandan da çok daha fazla çalışmak zorunda olduğumuzu görüyoruz. Kelimelerle düşünüyoruz, kelimelerle yaşıyoruz. Eğer böyle anlamak istersek ne yazık ki iman hakikatinden bir parçayı daha kaybetmiş olacağız. Rabbimizin merhametiyle, daha fazla çalışmak niyetiyle. Kalın sağlıcakla.